Öncelikle glutensiz un ve yoğurdu birlikte çırpacağız. Cam kasemizin içerisine glutensiz unumuzu ekliyoruz. Bunun üzerine şimdi yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Gerekiyorsa çok az da su ekleyebilirsiniz içerisine, kıvamını daha rahat dengeleyebilmek için. Yoğurtla birlikte glutensiz unumuzu yedirerek birbirlerine yavaşça karıştırıyoruz ve karışımımız hazır hale geliyor. Şimdi ocağımıza geçiyoruz ve burada da tenceremizin altını açalım. Önceden kaynatmış olduğumuz tavuk suyumuzu da tencereye ekleyelim. Suyu ekledikten sonra şimdi biraz karıştıralım. Ve bunun içerisine biraz önce hazırlamış olduğumuz yoğurtlu ve glutensiz unlu karışımımızı ekleyeceğiz. Bir miktar tavuk suyundan bu karışımın içerisine koyuyorum şimdi. Evet, karışımımızı bu şekilde biraz daha açmış olduk. Evet, şimdi artık yapmış olduğumuz bu karışımdan da tencereye ekliyoruz. Ve bunu da ocağın altını kısıyoruz. Çok hızlı ateşte değil, yavaş yavaş gerçekleştireceğiz. Ve karıştırarak çorbamızın içerisine ekledikçe, bakın, karıştırıyoruz iyice. Ve tekrar çorbamızdan biraz alıp kabın içerisine karıştırıyoruz ve içerisine ekliyoruz. Ve burada da tenceremizin içerisinde de iyice karıştırıyoruz. Eğer kıvamı çok koyu olduysa biraz da su ekleyebiliriz içerisine bu kıvamı açmak için. Ocağımızın altını da yeterince kıstık. Evet, şimdi çorbamız kıvamını alacak. Biraz da tuz ekliyoruz içerisine. Yavaş yavaş kaynatacağız çorbamızı ve bunun yanında servis etmek üzere bir de tereyağı hazırlayacağız. Onu da ocağımızın altına açalım. Küçük bir kabın içerisine. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz. Ve bunun içerisine de kırmızı toz biber koyacağız. Biraz reyhan otu alıyorum. Maydanoz, nane. Bunları ince ince doğrayalım. Evet, tereyağımız erirken içerisine şimdi pul biberimizi de ekleyelim. Tereyağımız hazır. Çorbamızın kıvamını da dengeledik. Şimdi artık servis tabağımızı alarak servise geçebiliriz. Çorbamızı alıyoruz önce. Servis kasemizin içerisine güzel bir şekilde boşaltıyoruz. Şimdi tereyağımızın içerisine pul biber koymuştuk. Biraz da hazırlamış olduğum yeşilliklerden atıyorum. Maydanoz, nane, reyhan. Evet, bunu da çorbamızın üzerine bu şekilde gezdiriyoruz. Biraz da karabiber koyacağım şimdi. Evet, çorbamız da servis hazır.